Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz. Yollarının tozunu, toprağını, çamurunu, çeşmelerinin suyunu, dağlarının havasını, rüzgarını paylaştığımız güzel kuşakımızın çok muhterem insanları. Ve bu yola çıktık. Yola çıkarken de her görüşe saygı, her insana sevgi, her yere hizmeti ilke edindik. Yılların bize kazandırdığı bilgi, birikim ve tecrübenin ışığında Uşak halkının halimi olmaya hazırız arkadaşlar. Asla aristokrat bir belediye başkanı değil, halkın içinde halkla beraber olan, bir sabah Dikildaş'ta servis bekleyen, işçilerimize çay içen, bir sabah amele pazarındaki kardeşlerimize simidini paylaşan, bir vakit Ulu Cami'deki cemaatle namazda buluşan, bir çarşamba pazarı esnafın konuğu olan, bir akşam Ayvi Mahallesi'nde, Elmandere'de, Ferdi Çarmak'ta, Işık Mahallesi'nde, Atatürk Mahallesi'nde bir hemşerisinin çorbasını paylaşan, doğumunda, düğününde sevinçlerine ortak olan, cenazesinde acısını paylaşan bir başkan olmak için yola çıktık. Yol yapmak, park yapmak, altyapı yapmak elbette bir belediye başkanının görevidir. Ama önce gönüllere yol yapmak bunlardan daha önemli ve gereklidir diye düşünüyorum. Değerli dava arkadaşlarım, büyük öneme haiz, şehrimize sinerji kazandıracak, ilimizi Ege'nin parlayan yıldızı yapacak, şehrimize değer katacak projelerimizi hazırladık. Mesela hemen birkaç ipucu vereyim. Emekli ve yaşlılarımız için bey baba evleri açılacak. Ve burada hem dini, hem sosyolojik, hem psikolojik sohbetler yapılacaktır. Ücretsiz çay dağıtılacaktır. Uşak'ın merkezinde üç büyük alanda yeşil alan, şehir meydanı ve sosyal yaşam alanları oluşturacağız. Yıllardır imal edilen semtlerimize kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için sosyal tesisler, spor tesisleri ve gençlik merkezleri, oyuncak evleri yaparak oraları da hak ettikleri hizmetlerle buluşturacağız. Apartman hayatına sıkılan ufacık bir yerim olsa da toprakla uğraşıp stres atsam diyen hemşehrilerimiz için hobi bahçeleri kurulacaktır. Ve en büyük projemiz şehir içerisinde kalan mevcut demir yolunda bölmeden başlayıp önce hastane hattına kadar, daha sonra yeni otolar yapıldığında güvenlik yolunda buraya kadar devam edecek bir hatta ray bir seferleri başlatacağız inşallah arkadaşlar. Çocuklarımız, gençlerimiz, bayanlarımız, engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz ve toplumumuzun her kesimini kucaklayacak hizmet ve projelerimiz hazırdır ve seçildiğimizde hayata geçireceğiz. Uşak'ta sporun gelişmesi, Uşak'ın sportif anlamda yüksek bir temsil potansiyeline kavuşması için gerek basketbol ve gerekse futbol takımlarımıza tam destek, hep destek vereceğiz. Basketbolda olduğu gibi futbolda da birinci lig takımımızın olması için elimizden gelen yardımı yapacağız. Sayın Azim, demokratik bir yerel yönetim hiçbir ayrım yapmadan kentte yaşayan insanların tamamına eşit hizmet vermek ve halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. AK Parti iktidarda bulunduğu kentlerde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiştir ve öğretmiştir. Ve bunu önümüzdeki dönem belediye başkanlığını alarak Uşak'ta da göstereceğiz inşallah. Hesap soran değil, hesap veren, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışımız olacak. Ben yaptım oğlu mantığıyla değil, sivil toplum kuruluşları, mühendis odalarımız, muhtarlarımız, mahallelerimiz eşrafıyla devamlı diyalog içerisinde olacağız. Katılımcılığı ve çoğulculuğa önem vereceğiz. Hem kapımız hem gönlümüz halkımıza açık olacak arkadaşlar. 14 Ağustos 2001 yılında millete hizmet aşkıyla çıkan kutlu bir yoldan bir su damlasının
pencereden inerken diğer su damlalarıyla buluşması gibi ak kadınlar, Kadir Şinas, ferasetli ve sağduyulu Türk halkıyla buluştu. Ve her geçen gün daha da büyüyerek bu günlere geldi. Durmak yok, yola devam dedik. İşimiz hizmet, gücümüz millet dedik. Ve başkaları gibi egemen güçten değil, Anadolu halkından aldığımız güçle büyük bir hizmet sevdasıyla Anadolu'yla kucaklaştık. Şimdi sıra Uşak'ta. Gelip geçilen değil, vazgeçilmeyen bir Uşak için kolları sıvamanın, yola çıkmanın zamanı geldi. Ak kadroların hizmet seferberliğinin zamanı geldi. Gece gündüz demeden, ocu şucu bucu demeden, herkesi kucaklayan bir anlayışla hep beraber yola koyulmanın zamanı geldi. Biz buna hazırız. Ak kadrolar buna hazır. Hangi arkadaşımız aday olursa olsun, Uşak için el ele, gönül gönle, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya hazırız. Saygı ve hürmetlerimle.